baştan aşağı onun emrine giriyor. Yani bu bir nevi parti devleti dediğimiz olay. İşte Türkiye yüzyılı için diye başlayan bir cümle var bu metinde de. Evet, evet. Yani o teşkilat mı yazdı o yazıyı yoksa bunu yayınlayın diye bir yerden mi geldi? Onu bile bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Evet. Tabii kurumların da şeyi var. Yani ben hatırlarım 80'lerde, 90'larda yurt dışında yaşarken Türk Emniyet Teşkilatı'ndan övgüyle bahsedilirdi Avrupa'da ve Amerika'da. Suçla itiraz eden tabii, bürokratlar vardı. Uyuşturucuyla mücadelede inanılmaz ortaklık sergilenirdi terörle mücadele programlarında falan. Ama bir kurumu, anayasal bir kurumu, hele anayasa gereği tarafsız ve bağımsız kalması gereken milletin kurumlarını parti kurumu şekline sokarsanız ki onda bu rejime Türk milleti evet dedi yapmayın dediğimiz halde bu kurumlar maalesef siyasallaşıyor. Ve siyasi iktidarın dümen suyuna giriyor. Sadece polis değil ki yargı da öyle. Eskiden de yani hatırlayın 80'lerde 90'larda da yargıyla ilgili sorun vardı. Ben çok polisten duymuşumdur. Adliye kapılarında döner kapı var. Biz içeri sokuyoruz öbür taraftan yargı çıkarıyor serbest bırakıyor. Ben suçu nasıl önleyeyim diye. Ama yani Gürsel Bey'in de dediği gibi teşkilatın içinde mutlaka idealist, profesyonel insanlar vardır. Kurumun onurunu, haysiyetini düşünen. Ama rejim bunu maalesef bu hale getiriyor. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Fotoğraflar ortada. Kimlerin kimlerle birlikte çektirmiş olduğu fotoğraflar. Meclise kadar, yani mecliste bir uyuşturucuyla bağlantısı olan ismin kolonyası dezenfektanı satıldı. Bu ortaya çıktıktan sonra tekrardan o kişi alındı işte gözaltına vesaire. Hani böyle çok iç içe girmiş bir de karşımıza çıkan ortaya konulan gerçekler var. Buna rağmen bunlar bu açıklamalar kanalda da, geliyor. Diğer kanallarda da bunu konuştuk yani hukuk bir kere yargı bize dokunamaz algısı yargı bizden. Algısı yerleştikten sonra tepeden tırnağa dikey ve yatay her kurum yozlaşmaya başlıyor. Ondan sonra ne başlıyor? İşte kanunsuzluk başladığı zaman, kanunsuzluk, hukuksuzluk yanlarına kar kaldığı zaman bu sefer büyük meblağlar dönmeye başlıyor. Ne oluyor? Burada da konuştuk. İşte yargı, emniyet, siyasetçi, İş adamı, gazeteci, bizim hayalini bile kuramayacağımız meblağlar dönmeye başlıyor. Bu yurt dışındaki davalara da yansıdı, daha da yansımaya devam edecek. Türkiye'nin yolsuzluk sıralamasındaki yeri içler acısı. Burkina Faso diye bir ülkenin altında Türkiye biliyor musunuz? Ne yazık ki. Evet 98. sırada. Ağlanacak aynı. Sonra yatırım niye gelmiyor falan. Çok şükür yüz olmamışız ona derece. İstikrarlı bir şekilde o yolda ilerliyoruz. Bütün kötü listelemelerde zaten ilk sıralardayız. Yani adliyelerde tabela olarak kaldı ama hani adalet devletin temelidir. Adalet duygusu kalktı daha işte bugün hangi konudaydı? Bir Ekrem İmamoğlu'nun yargılanma evet, konusunda bir yargıcın o iddia ortalıkta dolaşıyor. Kavala davasında beraat veren yargıçlar durumu falan. Yani adalet mülkün temelidir yazısı kürsünün arkasına değil önüne koyulmalı. Milletin göreceği yeri millet biliyor zaten adaletin evet, devletin temeli olduğunu. Onu Türkiye'de yargı mensuplarının görebileceği bir yere önlerine koymak lazım. Adalet yoksa Türk milletinin de sonu bunu anlayacak. Bu seçimde anlamazsa bir daha da anlamaz zaten. Adalet aştır, iştir, ekmektir. Doğru. Ya buna sahip çıkıyor. Karar Türk milleti sandığa gittiğinde düşünecek. Bu mu bu mu? Ondan sonra ağlamak, vıdı vıdı etmek yok. Yandık bittik. Sayın Ali Aydar Fırat, sizin görüşünüz nedir acaba bu basın açıklaması ve bütün köklü kurumların neredeyse her olayda ama bu olayda çok öne çıktı. Yani daha kendileriyle ilgili hiçbir şey konuşulmamışken ya da kendilerine atıfta bulunulmamışken.
kalkıp da hem jandarmanın hem emniyetin bir açıklama yapması, bugün yine bu açıklamayla bu konuda iktidara karşı duranların politikalarını uygulamayan ya da onaylamayanların birden FETÖ'cü de olması ve yine söylemek zorundayım, polis teşkilatında iktidarın parçası seslendirildi. Bu bildiride Türkiye yüzyılı için yolumuza diye başlayan bir cümleyle bitiyor. Yani anlamlandırmak mümkün mü bütün bu olanları, bitenleri? Az önce Sayın Gürsel Tekin söyledi. Çünkü dedi 2020'ye kadar CHP yönetiyordu bu ülkeyi. Şöyle bir durum var bence. Birincisi,